Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en iddialı oyuncu telefonu olan Asus ROG Phone ile 10 tane sağlam oyun oynuyoruz. Arkadaşlar telefonun zaten incelemesini yapmıştık. Onu hemen kartlardan izleyebilirsiniz. Telefon çok fazla ilgi gördü. Bu sebepten de bununla 10 tane arka arkaya sağlam oyun oynayalım dedik. Zira bu bir oyuncu telefonu. Peki oyunları nasıl oynayacağız? Bunu da anlatayım. Aeroactive diye bir parçası vardı hatırlayacağınız üzere. Bu 4.7 dereceye kadar soğutma iddiası taşıyordu. 100 dakika boyunca hiç durmadan arka arkaya 10 tane oyunu 10'ar dakika boyunca oynayacağız. Tabii oyunlardan bir tanesi Medar İftarımız Kafa Topu 2. En sonunda da Kafa Topu 2 oynayacağız. Yani 9 tane çok sağlam grafikli oyun. Bir de Kafa Topu 2 var. Bu 100 dakikanın sonunda %100 olan şarjımız nereye gitti ve telefon ne kadar ısındı bunu da görmüş olacağız. Şimdi oyunlar beni bekler. 100 dakika boyunca sabit oturacağım. Bir yandan kronometremizi çalıştıracağız. Ben de oyun keyfine doğru yavaş yavaş geçiyorum. Hadi bakalım. Evet, Aeroactive parçamızı telefonumuza yerleştiriyoruz ve oyunları oynamaya hızlı bir şekilde başlıyorum. Başlamadan önce sıcaklığımızı ölçüyoruz. 29 dereceyle açılışı yapıyoruz. Şarjımızda %100'de oynayacağımız ilk oyun Mortal Kombat. 10 dakikanın sonunda şarjımız %100'den %95 seviyesine düşüyor. Yaklaşık 2.3 derecelikte bir sıcaklık artışımız var. Sıradaki oyunumuz PUBG Mobile arkadaşlar. PUBG Mobile'de şarjımız %95'ti. 10 dakikanın sonunda %89'a düşüyor. %6'lık bir düşüş var. Sıcaklığımız da 31.3 dereceden 34.3 dereceye çıkıyor. Sıradaki oyunumuz Shadowgun Legends. Şarjımız %89'dan %83 seviyesine düşüyor. Yani yine %6'lık bir kayıp var. Sıcaklığımız daha da yükseliyor. 34.3 dereceden 36.3 dereceye çıkıyor. Bizim dışarıdan gözlemlediğimiz. Bir sonraki oyunumuz bir basketbol oyunu. NBA Live. Şarjımız %83. Sadece %3'lük bir kayıp yaşıyoruz. Yani %80'e düşüyor şarjımız. Ayrıca sıcaklığımız da 36.3 dereceden 34.1'e düşüyor bu sefer. Sıradaki oyunumuz Escape Legacy. Bu sefer sıcaklığımız düşmeye devam ediyor arkadaşlar. 34.1 dereceden 33.1 dereceye düşüyor. Ama şarjımız %3 değil, bu sefer %5 düşüyor. Bir sonraki oyunumuz bir mobil futbol oyunu. PES 2019. %75 olan şarjımız %4 düşerek %71'e geriliyor. Sıcaklığımız da 33.1 dereceden 34.7 dereceye çıkıyor. Sıradaki oyunumuz tabii ki de olmazsa olmaz bir araba yarışı oyunu. Asphalt 9'da deniyoruz. Şarjımız %71'den %66 düşüyor arkadaşlar. Aynı zamanda sıcaklığımız da 34.7 dereceden 36.9'a tekrar bir yükselişe doğru geçiyor. Bir sonraki oyunumuz Dead Trigger. Dead Trigger'da şarjımız %66 iken %62'ye düşüyor. Yani %4'lük bir kayıp var. Ayrıca 36.9 dereceden 34.8 dereceye düşüyor. Modern Combat'ta şarjımız 62'den 56'ya geriliyor arkadaşlar. %6'lık bir düşüş var. Sıcaklık biraz yükseliyor. 34.8 dereceden 36.8 dereceye yükseliyor. 10 oyunundan sonuncusu da Kafa Topu 2. Kafa Topu 2 %56 olan şarjımızı 10 dakikanın sonunda %52'ye düşürüyor. %4'lük bir düşüş var. Sıcaklığı da düşürdüğünü görüyoruz. 36.8 dereceden 33.6 dereceye geriliyor sıcaklığımız. Ve böylece 100 dakikalık oyun testimizi de tamamlamış oluyoruz. Evet, 100 dakika boyunca oyun oynadım. Birazcık yoruldum sabit bir şekilde oturmaktan 100 dakika boyunca ama testimiz başarıyla sonuçlandı. Peki sonuçlar nasıl oldu? Zaten siz ekranda sürekli sonuçları gördünüz ama ben şöyle yine de bir özet geçeyim arkadaşlar. Şarjımız %100'den %52 seviyesine indi. Yani %48'lik bir kayıp var 100 dakikanın sonunda. Bence oldukça iyi bir rakam. Yani telefon sürekli güç harcadıkça, arka arkaya oyun oynadıkça daha fazla şarj tüketmeye başlamadı. Tasarrufum devam etti. Sıcaklık bazen yükseldi. Hatta 37 dereceleri gördük. Özellikle Shadow Legends, Asphalt ve Modern Combat oyunlarında şarj 37 seviyelerine geldi arkadaşlar. Diğer oyunlarda çok fazla hissetmedik ancak bu oyunlar 10. dakikaya doğru iyice sıcaklığı hissettirmeye başladı. Özellikle elde böyle hafiften terlemeyi bile gördük. En çok şarj yiyen oyunlarda %6 seviyesiyle birlikte PUBG, Shadow Legends ve Modern Combat oldu. Tabii çok şarj yiyor dediğimde diğerlerinden %1 veya %2 fazla yiyor arkadaşlar. Sadece sayısal bir değer olarak bunu söylemiş olalım. Bu arada şarjda şundan da bahsetmemiz lazım. %48'lik toplam bir kayıp var dedik. Daha iyi olabilirdi. Çünkü Aeroactive'i kullandık. Aeroactive'in içinde fan var. Tabii ki de Aeroactive de şarjdan yiyen bir şey. Zira içinde sürekli fan dönüyor. Sıcaklığa da son kez şöyle bir dönüş yapalım. Sıcaklığımız genel olarak 34 derecelerde seyretti. Bence iyi rakamlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Asus'un oyuncu telefonuyla birlikte. Tabii sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Videomuzu da beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.